Kapının ötesinde bir kadın gülüyor. Sağ elimde kederli bir gül açıldı. Ağır ağır. Kübalı bir balerinle karşılaştım ikinci katta karlı pencerelerde. Taze esmer bir yalaza gibi geçti alnımın üzerinden. Şair Nicolas Gilyen Havana'ya döndü çoktan. Yıllarca Avrupa ve Asya otellerinin hollerinde karşılıklı oturup içtikti yudum yudum şehirlerimizin hasretini. İki şey var ancak ölümle unutulur. Anamızın yüzüyle şehrimizin yüzü. Ve koparmış ipini eski kayıklar gibi yüzer. Kışın sabaha karşı rüzgarda tahta cumbalar ve bir saç mangalın küllerinde uyanır uykudan büyük İstanbul'um. İki şey var ancak ölümle unutulur. Kapıcı uğurladı beni gocuğu geceye batık. Yürüdüm buz gibi esen yerin ve neonların içinde yürüdüm. Vakit hızla ilerliyordu, yaklaşıyordum gece yarılarına. Çıktılar önüme ansızın. Oraları gündüz gibi aydınlıktı ama onları benden başka gören olmadı. Bir mangaydılar. Postalları, pantolonları, ceketleri, kolları kollarında gamalı haç işaretleri, elleri ellerinde otomatikleri vardı. Omuzları, miğferleri vardı ama başları yoktu. Omuzlarıyla miğferlerinin arası boşluktu. Hatta yakaları, boyunları vardı ama başları yoktu. Ölümlerine ağlanmayan askerlerdendiler. Yürüdük. Korktukları hem de hayvanca korktukları belli. Gözlerinden belli diyemem. Başları yok ki gözleri olsun. Korktukları hem de hayvanca korktukları belli. Belli postallarından. Korku postaldan belli olur mu? Oluyordu onlarınki. Korktukları hem de hayvanca korktukları belli. Korkularından ateş etmeye de başladılar artsız arasız. Bütün yapılara, bütün taşıt araçlarına, bütün canlılara, her sese, her kıvıltıya ateş ediyorlar. Hatta Chopin sokağında mavi balıklı bir afişe ateş ettiler. Ama ne bir sıva parçası düşüyor, ne bir cam kırılıyor ve kurşun seslerini benden başka duyan yok. Ölüler bir SS mangası da olsalar, ölüler öldüremez. Kurşunla da, bıçakla da, avuğla da. Ölüler dirilerek öldürür, kurt olup elmanın içine girerek. Ölüler bir SS mangası da olsalar, ölüler öldüremez. Ama korktukları, hem de hayvanca korktukları belli. Bu şehir öldürülmemiş miydi kendileri öldürülmeden önce? Bu şehrin kemikleri birer birer kırılıp derisi yüzülmemiş miydi? Derisinden kitap kabı yapılmamış mıydı? Yağından sabun, saçlarından sicim. Ama işte duruyordu karşılarında gecenin ve buz gibi esen yelin içinde sıcacık bir francıva gibi. Vakit hızla ilerliyordu. Yaklaşıyordum gece yarılarına. Belveder yolunda düşündüm lehlileri. Kahraman bir mazurka oynuyorlar tarihleri boyunca. Belveder yolunda düşündüm lehlileri. Bana ilk belki de son nişanımı bu sarayda verdiler. Tören memuru açtı yaldızlı ak kapıyı. Girdim büyük salona genç bir kadınla. Saçları saman sarısı, kirpikleri mavi. Ortalıkta da ikimizden başka kimseler yoktu. Bir de akvareller, bir de incecik koltuklar, kanapeler bebek evlerindeki gibi. Ve sen belki bundan dolayı bir resimdin, açık maviyle çizilmiş. Belki bir taş bebektin, belki bir parıltıydın. Düşümden damlamış sol mememin üstüne uyuyordun alacakaranlıkta alt ranzada. Ak boynun uzundu, yuvarlaktı. Yıllardır böyle derin uykulara dalmışlığın yoktu. Ve işte Krakow şehrinde kapris barı. Vakit hızla ilerliyor, gece yarılarına yaklaşıyoruz. Ayrılık masanın üstündeydi, kahve bardağında limonatamın arasında. Onu oraya sen koydun. Bir taş kuyunun dibindeki suydu. Bakıyorum eğilip, bir koca kişi gülümsüyor bir buluta belli belirsiz. Sesleniyorum, sesini yitirmiş geri dönüyor sesimin yankıları. Ayrılık masanın üstündeydi cigara paketinde. Gözlüklü garson getirdi onu ama sen ısmarladın. Kıvrılan bir dumandı gözlerinin içinde senin. Cigaranın ucunda senin ve hoşça kal demeye hazır olan avucunda. Ayrılık masanın üstünde dirseğini dayadığın yerdeydi. Aklından geçenlerdeydi ayrılık. Benden gizlediklerinde, gizlemediklerinde. Ayrılık rahatlığındaydı senin, senin güvenindeydi bana. Büyük korkundaydı ayrılık. Birdenbire kapın açılır gibi sevdalanmak birilerine ansızın. Oysa beni seviyorsun ama bunun farkında değilsin. Ayrılık bunu fark etme işindeydi senin. Ayrılık kurtulmuştu. Yer çekiminden ağırlığı yoktu. Tüy gibiydi diyemem. Tüyün de ağırlığı var. Ayrılığın ağırlığı yoktu ama kendisi vardı. Vakit hızla ilerliyor, gece yarıları yaklaşıyor bize. Yürüdük yıldızlara değen orta çağ duvarlarının karanlığında. Vakit hızla akıyordu geriye doğru. Ayak seslerimizin yankıları
sarı sıska köpekler gibi geliyordu ardımızdan, koşuyordu önümüzde. Yagalan Üniversitesi'nde şeytan taşlara tırnaklarını batıra batıra dolaşıyor, bozmaya çalışıyor Kopernik'in Araplardan kalma usturlabını ve pazar yerinde Bezazlar Çarşısı'nın kemerleri altında rock'n'roll oynuyor Katolik üniversitelilerle. Vakit hızlı ilerliyor, gece yaralarına yaklaşıyoruz. Vuruyor bulutlara kızıltısı Novohuta'nın. Orada köylerden gelen genç işçiler madenle beraber ruhlarını da alev alev döküyor kalıplara. Ve ruhların dökümü madenin dökümünden bin kere zordur. Meryem Ana Kilisesi'nin çan kulesinde saat başlarını çalan borazan gece yarısını da çaldı. Orta çağdan gelen çığlığı yükseldi. Şehre yaklaşan düşmanı verdi haber ve sustu ansızın gırtlağına saplanan okla. Borazan iç rahatlığıyla öldü ve ben yaklaşan düşmanı görüp de haber veremeden öldürülmenin acısını düşündüm. Vakit hızlı ilerliyor. Gece yarıları ışıklarını yeni söndürmüş bir vapur iskelesi gibi arkada kaldı. Seher vakti habersizce girdi Gara Ekspres. Yağmurlar içindeydi Prag. Bir gölün dibinde gümüş kakmalı bir sandıktı. Kapağını açtım. İçinde genç bir kadın uyuyor camdan kuşların arasında. Saçları saman sarısı, kirpikleri mavi. Kırmızı dolgun dudaklarıysa şımarık ve somurtkandı. Yıllardır böyle derin uykulara dalmışlığı yoktu. Kapadım kapağı, yükledim sandığı yük vagonuna. Habersizce usullacık çıktı gardan ekspres. Baktım arkasından, kollarım iki yanıma sarkık. Yağmurlar içindeydi Prag. Vakıtları yakalamak istiyorum. Parmaklarında kalıyor altın tozları hızlarının. Yataklı vagonda bir kadın uyuyor alt ranzada. Yıllardır böyle derin uykulara dalmışlığı yoktu. Saçları saman sarısı, kirpikleri mavi. Elleri ise gümüş şamdanlarda mumlardı. Üst ranzada uyuyanı göremedim. Ben değildim bir uyuyan. Varsa orada, belki de üst ranza boş. Moskova'ydı üst ranzadaki belki. Vakıtları yakalamak istiyorum. Parmaklarında kalıyor altın tozları hızlarının. Duman basmış leh toprağını. Brest'i de basmış. İki gündür uçaklar kalkıp inemiyor. Ama trenler gelip gidiyor, bebekleri akmış gözlerin içinden geçiyorlar. Yemekli vagonda kefir denen bir çeşit ayran içtim. Garson kız tanıdı beni. İki piyesimi seyretmiş Moskova'da. Ağlamak geldi içimden, minnetle ağlamak. Garda genç bir kadın beni karşıladı. Saçları saman sarısı, kirpikleri mavi. Ak boynu uzundu, yuvarlaktı. Beli karınca belinden ince. Tuttum elinden, yürüdük. Yürüdük güneşin altında karları çıtırdata çıtırdata. O yıl erken gelmişti bahar. O günler çoban yıldızına haber uçurulan günlerdi. Moskova bahtiyardı, bahtiyardım, bahtiyardık. Yitirdim seni ansızın. Mayakovski alanında yitirdim ansızın seni. Oysa ansızın değil. Çünkü ilk önce yitirdim avucumda elinin sıcaklığını senin. Sonra elinin yumuşak ağırlığını yitirdim avucumda, sonra elini. Ve ayrılık parmaklarımızın birbirine ilk değişinde başlamıştı çoktan. Ama yine de ansızın yitirdim seni. Asfalt denizlerinde otomobilleri durdurup baktım işlerinde yoksun. Bulvarlar karlı, seninkiler yok ayak izleri arasında. Botlu, iskarpinli, çoraplı, çıplak senin ayak izlerini bir de tanırım. Milisyonerlere sordum, görmediniz mi? Eldivenlerini çıkarmışsa ellerini görmemek olmaz. Elleri gümüş şamdanlarda mumlardır. Milisyonerler büyük bir nezaketle karşılık veriyor. Görmedik. İstanbul'da Sarayburnu akıntısını çıkıyor. Bir romorkör, ardında üç mavuna. Gak gak ediyor da, vak vak ediyor da martı kuşları. Seslendim mavnalara Kızıl Meydan'dan. Romorkörün kaptanına seslenmedim. Çünkü makinası öylesine gümbürdüyordu ki sesimi duyamazdı. Yorgundu da kaptan. Ceketinin düğmeleri de kopuktu. Seslendim mavnalara Kızıl Meydan'dan. Görmedik. Girdim giriyorum Moskova'nın bütün sokaklarında, bütün kuyruklara ve yalnız kadınlara soruyorum. Yün başörtülü, güler yüzlü, sabırsız, sabırlı, sessiz koca karılar, ak yanaklı, hopça burunlu tazeler, şapkaları yeşil kadife ve genç kızlar tertemiz, sımsıkı, gayet de şık. Belki korkunç koca karılar, bezgin tazeler, şapşal kızlar da var. Ama onlardan bana ne? Güzeli kadın milleti erkeklerden önce görür ve unutmaz. Görmediniz mi? Saçları saman sarısı, kirpikleri mavi, kara paltosunun yakası ak ve sedef düğmeleri koskocaman Prag'da aldı. Görmedik. Vakıtlarla yarışıyorum.
Bir onlar öne geçiyor, bir ben. Onlar öne geçince ufalan kırmızı ışıklarını görmez olacağım diye ödüm kopuyor. Ben öne geçtim mi ışıldakları gölgemi düşürüyor yola. Gölgem koşuyor önümde, gölgemi gözden yitireceğim diye de bir telaştır alıyor beni. Tiyatrolara, konserlere, sinemalara giriyorum. Balşoya girmedim. Bu gece oynanan operayı sevmezsin. Kalamış'ta balıkçının meyhanesine girdim. Ve Sait Faik'le tatlı tatlı konuşurduk. Ben hapisten çıkalı bir ay olmuştu. Onun karaciğeri sancılar içindeydi. Ve dünya güzeldi. Lokantalara gidiyorum. Estrat orkestraları, yani cazları ünlülerine. Sırmalı kapıcılara, bahşişsever dalgın garsonlara, gardıroptakilere ve bizim mahalle bekçisine soruyorum. Görmedik. Çaldı gece yarısını Strasnoy Manastırı'nın saat kulesi. Oysa manastırda kule de yıkıldı çoktan. Yapılıyor şehrin en büyük sineması oralarda. Oralarda 19 yaşıma rastladım. Birbirimizi bir de tanıdık. Oysa birbirimizin yüzünü görmüşlüğümüz yoktu, fotoğraflarımızı bile. Ama yine de birbirimizi bir de tanıdık, şaşmadık. El sıkışmak istedik ama ellerimiz birbirine dokunamıyor. Aramızda 40 yıllık zaman duruyor. Uçsuz bucaksız donmuş duruyor bir kuzey denizidir. Ve Strasnoy alanında şimdi Puşkin alanı kar yağmaya başladı. Üşüyorum hele ellerim ayaklarım, oysa yün çoraplıyım da, kundralarımla eldivenlerim kürklü, çorapsız olan oydu, bez de sarmış postallarında, ayaklarını elleri çıplak, ağzında ham bir elmanın tadı dünya, 14'ünde bir kız memesi sertliği avuçlarındaki, gözünde türkülerin boyu kilometre kilometre, ölümün boyu bir karış ve haberi yok başına geleceklerin hiçbirinden, onun başına gelecekleri bir ben biliyorum. Çünkü inandım onun bütün inandıklarına, sevdiğim seveceği bütün kadınları, yazdım yazacağı bütün şiirleri, yattım yatacağı bütün hapislerde, geçtim geçeceği bütün şehirlerden, hastalandım bütün hastalıklarıyla, bütün uykularını uyudum, gördüm göreceği bütün düşleri, bütün yitireceklerini yitirdim. Saçları saman sarısı, kirpikleri mavi, kara paltosunun yakası ak ve sedef düğmeleri koskocaman. Görmedim. 19 yaşım Beyazıt Meydanı'ndan geçiyor. Çıkıyor Kızıl Meydan'a, Concord'a iniyor. Abidine rastlıyorum da meydanlardan konuşuyoruz. Evveli gün Gagarin en büyük meydanı dolaşıp döndü. Meydanlarla yapılardan konuşuyoruz Abidin'le tavan arasındaki otel odamda. Sen ırmağı da akıyor Notre Dame'ın iki yanından. Ben geceliğin penceremden bir ay dilimi gibi görüyorum sen ırmağını. Rıhtımın da yıldızların. Bir de genç bir kadın uyuyor tavan arasındaki odamda. Paris damlarının bacalarına karışmış. Yıllardır böyle derin uykulara dalmışlığı yoktu. Saman sarısı saçları bigudili, mavi kirpikleri ise yüzünde peçeydi. Çekirdekteki meydanla, çekirdekteki yapıdan konuşuyoruz Abidin'le. Meydanda fırfır dönen Celaleddin'den konuşuyoruz. Abidin uçsuz bucaksız hızın renklerini döktürüyor. Ben renkleri yemiş gibi yerim. Ve Matisse bir manavdır, kozmos yemişleri satar. Bizim Abidin de öyle, Avni de, Levni de. Mikroskobun ve füzelumbuzlarının gördüğü yapılar renkler. Ve mikroskobun ve füzelumbazlarının şairleri ressamları. Turuncular turuncu mu turuncudur, maviler ipektir, karalar kara mı kara. Ama hepsi de en uzakta olsa sınırları içinde yeryüzünün, yeryüzünün boyaları onlar. Ve yeryüzüne inerken türkü söyleyen Gagarin yoldaş, salt karayı geçerek Merihe de gitsek yeryüzünün boyalarını bulacağız orada. Belki biraz daha koyu, biraz daha açık, biraz daha parlak, biraz daha sönük ama yeryüzünün boyaları. Hamlet'in resmini yapıyor Abidin, 150'ye 60'ın meydanlığında. Suda balıkları nasıl görüp, suda balıkları nasıl avlayabilirsem öyle görüp öyle avlayabiliyorum kıvıl kıvıl akan vakıtları tuvalinde Abidin'in. Armut, kozmos ve insan yüzü benim dışımda. Ben armudun, kozmosun ve insan yüzünün içindeyim ve benden önce de vardı armutla kozmos ve insan yüzü ve benden sonra da var. Ve sen ırmağı bir ay dilimi gibi genç bir kadın uyuyor ay diliminin üstünde. Saçları saman sarısı, kirpikleri mavi ve ak boynu yuvarlak uzun. Onu kaç kere yitirip, kaç kere buldum, daha kaç kere de yitirip bulacağım kaç kere. İşte böyle, işte böyle gülüm. Düşürdüm ömrümün bir parçasını sen ırmağına
Saint Michel köprüsünden Monsieur Dupont'un oltasına takılacak bir sabah ömrümün bir parçası kiselerken aydınlık Monsieur Dupont çekecek çıkaracak onu sudan Paris'in mavi suretiyle birlikte ve hiçbir şeye benzetemeyecek ömrümün bir parçasını ne balığa ne pabuç eskisine ve atacak onu Monsieur Dupont gerisin geriye Paris'in suretiyle birlikte suya. Suret kalacak eski yerinde, sen ırmağıyla akacak ömrümün bir parçası, ırmakların mezarlığı büyük denize kadar. Damarlarımda akan kanın hışırtısıyla uyandım. Kanım akıntı burnu sularından daha çağıltılı akıyor. Parmaklarımın ağırlığı yok. Parmaklarım ellerimle ayaklarından kopup havalanacaklar. Salına salına dönecekler başımın üstünde. Başımın da ağırlığı yok. O da bir balon gibi havalanabilir. Sağım yok, salım yok, yukarım aşağım yok. Abidine söylemeli de resmini yapsın ağırsızlığın, sağsızlığın, solsuzluğun, yukarısızlığın, aşağısızlığın. Abidine söylemeli de resmini yapsın Beyazıt meydanında şehit düşenin ve Gagarin yoldaşın ve tavan arasında yatan genç kadının saçları saman sarısı, kirpikleri mavi, ak boynu uzundur, yuvarlaktır. Abidine söylemeli de resmini yapsın Küba'nın ama dağlarını, taşlarını, yemişlerini değil, insanlarını ama insanlarının gözlerini, kaşlarını, ellerini değil, gözlerinin, kaşlarının, ellerinin içindekini. Notre Dame turuncu bir lamba gibi yanıp söndü ve Paris'in bütün eski yeni taşları turuncu bir lamba gibi yanıp söndü. Bir ulu ırmak akıyor, insan eli ilk mağaraya, ilk bizonu çizdiği günden beri. Sonra bütün çaylar, yeni balıkları, yeni su otları, yeni tatlarıyla dökülüyor onun içine ve kurumayan, uçsuz bucaksız akan bir odur. Paris'te bir kestane ağacı olacak. Paris'in ilk kestanesi, Paris kestanelerinin atası. İstanbul'dan gelip yerleşmiş Paris'e, boğaz sırtlarından. Hala sağ mıdır bilmem, sağsa 200 yaşında falan olmalı. Gidip elini öpmek isterdim. Varıp gölgesinde yatsak isterdim. Bu kitabın kağıdını yapanlar, yazısını dizenler, resimlerini basanlar, bu kitabı dükkanında satanlar, bu kitabı para verip alanlar, okuyanlar, seyredenler, bir de kremyeler, karı koca, bir de abidin, bir de ben, bir de bir saman sarısı, yani belası başımın.